Bir hep yatayda anlıyoruz daha çok bu büyüklenme biçimlerini. Ondan da önce Allah Azze ve Celle'ye karşı Allah'ın sahip olarak, Mevla olarak kulu üzerindeki hakları tanımaz bir biçimde yaşama da yine aynı şekilde istikbardır. Cenab-ı Hakk'ın bunca ayet içerisinde kulunu yarattığı ve yaşattığı, ona bunu anlayacak bir fıtrat verdiği halde kalkıp Cenab-ı Hakk'ı görmezden gelen, puta tapan, kendisi gibi insanlara tapan yahut gökteki cisimlere, yerdeki dağlara, taşlara tapan kimseler ve bu yönde akletmeyip bu körlük içerisinde kalan kimseler de yine istikbarı yaşamaya devam ediyorlar. Eğer ki bundan vazgeçmeye, akledip durulmaya bir adım atmazlar ise Allah Azze ve Celle bunları ayetlerinden savar. سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذ۪ينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ Dolayısıyla tekebbür devam ettiği sürece o günkü Kureyş'i düşünün mesela adım atamamışlardır. Yani Ebu Cehil'i, Velid bin Mughiresi, Resulullah'ın gerçekten Allah'ın Resulü olduğunu çok iyice kestirdikleri halde Firavun da öyledir Hz. Musa'nın karşısında. Tekebbür hani karizma dedikleri adam kamuoyuyla kendini öyle bir bağlamış ki o karizmayı kırması mümkün değil. Çok büyük bir çizme meydana gelir. Çizilir yani. Bütün onuru çizilir. Öyle düşünür. Tekebbürden dolayısıyla o büyüklenme benim dediğim doğru. Firavun ne diyordu? O ma urikum illa ma ara ve ma ehdikum illa Ben size en doğrusunu söylüyorum. Benim görüşüm işte bu ve en doğrusu da benim söylediğim. Bundan geri adım atmaya. Evet doğru söylüyor. Anladım ve bildim ki gerçekten alemlerin Rabbi, gökleri, yeri var eden, biz aciz ve çaresiz kulları hem doğuran, hem bir süre yaşatıp sonra öldüren kudret diye bundan vazgeçiş, geri adım atması dediğimiz şey. Buna yanaşmadığı sürece o bir bariyer haline gelir ve Allah'ın sünneti bu bariyer, bu tekebbür dediğimiz engel onunla vahyin arasını e, ayırır. سَأَصْرِفُ عَنْ اٰيَاتِيَا الَّذ۪ينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ Dolayısıyla içimizdeki bu yatkınlıktan Cenab-ı Hakk'a sığınalım. Bu hepimizde olan bir e, e, zafiyet, bu bir parazit yanımız, bir duygu biçimi ve e, o tekebbürden, o büyüklenme kendini bir şey sanma halinden bilgisizlikle e, isabetsizlikle meğer dediğim yanlışmış diye geri adım atmak ile kişide öylesi bir korkunç e, his, korkusu oluşturuyor ki bu duruma düşmemek için e, kendisiyle zıtlaşsa da kendisine kalbindeki o beliren gerçeğe rağmen hakkı görmezden gelmeye devam ediyor. Böylelerini Allah Azze ve Celle hidayete muvaffak kılmaz. Ta ki bundan vazgeçinceye kadar. Seasrifu an ayati Kendisi bilir mi? Bilmese zaten sınavın içinde olmaz. O zaman farkındalığı yok demektir. Kendisi illaki bilir. Kalbiyle dili arasındaki açılan makası yekulûne bi efvâhihim mâ leysa fî Ağzıyla konuşmaya devam eder. Kalbinde olmayan şeydir. Kalbi saf değiştirmiştir. Kalbi haktan yana artık e, ifadesini neticesini ortaya koymuştur. Doğru söylüyor diye ona gerçeği içten içe bağırmaktadır ama o diliyle bunu e, ikrar etmeye yanaşmaz. İşte müstekbirin iradesiyle kilitlendiği al, an. Ama kendi kendisini kilitliyor. Çünkü kibrini Hakk'ın önüne bir bariyer gibi tutmaya devam ediyor. İlahi sünnet böyle işliyor. Yoksa birileri kötülüğe istemleri dışında mahkum ediliyor değiller. Kendi istemleri ile kendi etraflarını Hakk'a karşı kapatıyor ve örüyorlar. Tekebbür onların suçu. Cenab-ı Hakk'ın onlara zorla işlettiği bir şey değil. Onların eylemi, onların iradi bir eylemi ve onlar bu iradi eylemleriyle hak ile aralarına duvarlar örüyorlar. Çoğu insan kalbiyle içinde kestirdiği, düşündüğü hakka dair bilgileri ama bu kadar uzun zamandır bu camia içerisindeyiz yahut bu taraftayız yahut bu kesimin içerisindeyiz bu kadar da böyle şeyleri söyledik sahiplendik şimdi döner de hayır öyle değilmiş deyip kalbimizi dışarı vurursak o zaman başta kariyerimizi kaybederiz ortamımızı kaybederiz destekçilerimizi kaybederiz. E dün kadar böyle diyordun diye insanların bir anda kendisine neler söyleyeceğini şöyle bir aklından geçirince aman aman der ve bundan vazgeçer. O hakkı değil kendi bilinirliğini, kendi kariyerini ve karizmasını öncelemiştir. Yahudilerin Resulullah'ın gönderilmesiyle birlikte içine girdikleri durum da buna benzer bir durumdur. Cenab-ı Hak hasadan min enfusihim min ba'di ma tebeyyene lehumul hak. Hak onlar için apaçık belli olmuşken içlerinden bir haset ile Resulullah'a gelip iman etmeye yanaşmadılar. E yok mu içlerinden hiç kendi kariyerini bu anlamda feda eden işte Abdullah bin Selam gibi gelip feda etti. Onların alimlerinden biriydi. En alimimiz ve en alimimizin oğlu dedikleri böyle son derece kıymetli bir konumda olan biriydi. Bunun tamamen yerli bir olacağını bile bile Hakk'a gelip teslim oldu. سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذ۪ينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ Dolayısıyla kişi parolası kalbi, kalbinde Hakk'ın belirmesiyle birlikte silahlarını bırakıp Hakk'a teslim olduğu zaman kendisini bir insan olarak gerçekleştirmiş olur. Çünkü bu hayatta hakkın izinde gitmekten ve hakka tabi olmaktan daha ulvi bir gaye söz konusu değil. Ama hak kendisine apaçık olduğu halde batıla sırf yerel unsurlarla ailevi olabilir, biz böyle bir ailede doğduk der. Yahut çevresel olabilir, böyle bir çevre yapmıştır o güne kadar. Yahut kariyer sebepleriyle olabilir, bugüne kadar o konumlara hep böyle bir tez ile gelmiştir. Şimdi antitezi nasıl söylesin? Sanki o güne kadarki birikim birer duvar gibi onunla hakkın arasına girmiş. Şimdi bunu aşmak için bu kibirden, büyüklenmeden, diklenmeden vazgeçmesi beklenir.